Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Essalatu vesselamu ala Resulillah Değerli izleyicilerimiz, Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Rabbim günümüzü mübarek eylesin. Her birinizin bildiği üzere bu dönemde zorluklarla karşılaşmaktayız. Evlerimizden çıkamamakta, birbirlerimize el verip sarılamamaktayız. Ancak Allah'ın izniyle bu günlerde geçecek ve bu günlerde yapmamız gereken, almamız gereken tedbirleri almak durumundayız. Bildiğiniz üzere Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sahabiden birisi radıyallahu an Ya Rasulallah, devemi bağlayıp mı Rabbime tevekkül edeyim yoksa tevekkül edip o şekilde mi Rabbime tevekkül edeyim devemi hiç bağlamadan Efendimiz aleyhissalatü vesselam ona deveni bağla, ondan sonra Rabbine tevekkül et buyurmakta. Dolayısıyla bugün bizler de bu bulaşıcı hastalıkta önce tedbirlerimizi alacağız, ellerimizi yıkayacağız, diğerlerine el vermeyeceğiz, bir buçuk metre mesafede bulunacağız vesaire. Bunların hepsini biliyorsunuz. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا buyuruyor. Hiçbir kula gücünün yetmeyeceği şeyleri yüklemeyeceğinden bahsediyor. Yine her birimizin bildiği o ayeti kerime de fe inne me'al usri yusrâ buyuruyor. Her zorluktan sonra bir kolaylık vardır buyuruyor. Bu yüzden Allah'ın izniyle paniklemeye gerek yok, kederlenmeye gerek yok. Bizler tedbirimizi alacağız, takdiri Rabbimize bırakacağız. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün amcasının oğlu çok değerli Abdullah İbn Abbas radıyallahu an ile birlikteyken ona şu şekilde karşılık veriyor. Ona şu şekilde bir mesaj veriyor. Onun özelinde tabi tüm ümmeti Muhammed'e buyuruyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sen Allah'ın emir ve yasaklarına riayet et ki ey Abdullah radıyallahu an. Allah'ın yardım ve inayeti de daima senin yanında bulunsun. Ve bil ki bir şey isteyeceğin zaman bunu sadece ve sadece Rabbinden iste. Bunun yanında tüm dünyadakiler bir araya gelse ve sana bir kötülük yapmada bir araya gelip planlaşsalar tabiri caizse Allah azze ve cel bunu yazmadıysa sana hiçbir zarar dokunamaz. Ve yine bil ki tüm dünya toplansa, herkes sana yardım için koşsa, Allah azze ve cel buna izin vermezse, bunu yazmadıysa hiç kimse sana yardımda bulunamaz. Dolayısıyla bu rivayette gösteriyor ki hangi durumda olursak olalım, nerede olursak olalım, Bizim sığınağımız, dayanağımız ancak ve ancak Rabbul Alemin olan Allah Azze ve Celle'dir. Biz ona tevekkül ettiğimiz sürece, biz Allah Azze ve Celle birlikte olduğumuz sürece tedbirimizi almış, takdiri de ona bırakmış bulunacağız. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in çok güzel bir hadisi şerifi var. Şöyle buyuruyor. Müminin durumu çok acayiptir buyuruyor. Onun başına ne gelse onun için hayırdır buyurmakta. Subhanallah. Onun başına iyilik gelse buyuruyor, sevinir ve şükreder. Şükrettiğinden dolayı Allah azze ve cel ona ecir yazar, sevap yazar. Başına musibet gelse, hoşlanmadığı bir şey gelse Allah azze ve celle'ye sabreder. Sabrettiğinden ötürü de yine Allah azze ve cel ona sevap yazar. Dolayısıyla başımıza iyilik geldiğinde şükredip başımıza kötülük geldiğinde, musibet geldiğinde de sabreden kullardan olursak eğer içinde bulunduğumuz her durumdan ayrıyeten Rabbimiz tarafından sevap ile mükafatlanmış olacağız Allah'ın izniyle. Allah azze ve cel bizleri kendimizden de çok seviyor. Dolayısıyla başımıza gelen her ne varsa Rabbimizden geldiğini bilip bu şekilde kendilerimizi teselli edeceğiz inşallah. Tabi bu tür şeylerde bizler için en önemli şey içinde bulunduğumuz durumdan ders çıkarmak. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de birçok hadiseden bahsederken, kıssalardan bahsederken hiç öğüt almaz mısınız buyurmakta. Dolayısıyla bizler için de işaret etmektedir ki başımıza işte bu koronavirüsü denen virüs geldiğinde de öğüt alıp ibret alıp bundan sonrası için çalışmamız gerektiğinin dersi yatmakta. Gelin biz bugün bu dersin bir kısmına, bir vecihine bakalım. O da bizler için madem ki evdeyiz artık, madem ki vaktimiz bollaştı bu bol vakti bereketlendirelim. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki: "Beş şey gelmeden beş şeyin değerini bilin." Ve bu beş şeyden birisi de meşguliyet gelmeden boş zamanın değerini bilin buyurmakta. Dolayısıyla gelin bizler bu dönemi tövbe ile geçirelim. Gelin Rabbimizin onlarca yerinde bahsettiği bu tövbe ve istiğfara sarılalım. Bakalım Allah azze ve cel neler buyuruyor. Kur'an-ı Kerim'de Nur Suresi'nin 31. ayeti kerimesinde Rabbul Alemin şöyle buyurmakta: Ey müminler, hepiniz Allah'a tövbe edin. Belki böylece korktuğunuzdan kurtulur Umduğunuza nail olursunuz. Subhanallah. Yine Tahrim suresinin 8. ayeti kerimesinde Ey iman edenler! Allah'a samimiyetle tövbe edin buyurmakta. Hani elde telefon veya göz televizyondayken dilin Ya Rabbi affeyle, Ya Rabbi affeyle sözü gibi değil de Gerçekten Allah Azze ve Celle ile konuşuyormuş gibi çünkü gerçekten hakikatte de bu böyledir. Ellerimizi kaldırıp Ya Rab diye başlayan cümlelerle tövbe edelim. Biliyoruz ki tövbenin en az üç şartı vardır. Birincisi yaptığımız, işlemiş olduğumuz günahlardan pişmanlık duymak. Subhanallah. İkincisi bu yaptığımız günahları ...bir daha yapmamak üzere Rabbimize söz vermek. Ve üçüncüsü, birinci olarak da sayılabilir... ...işlemiş olduğun her ne günah varsa bunu itiraf etmek, bunu kabullenmek. İnsan günahını kabullenmediği zaman zaten ortada tövbe edilecek bir şey görmez. Dolayısıyla biz bunu bire alalım... Günahını itiraf edip bundan pişmanlık duyup dolayısıyla bir daha dönmemek üzere Rabbine söz veren kul olabilmenin derdine düşelim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Müslimin, Ebu Davud'un, İbni Mace gibi kitapların da naklettiğine göre efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmakta: Ey insanlar, Allah'a tövbe edip af dileyiniz. Zira ben günde yüz defa istiğfar ederim. Yani Rabbimden bağışlanma dilerim. Görüyor musunuz? O günahsız olduğuna iman ettiğimiz Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz fahri kainat olan o gözümüzün nuru peygamberimiz dahi günahsız olmasına rağmen günde yüz defa istiğfar ediyorsa, estağfirullah buyuruyorsa, Ya Rabbi beni affeyle buyuruyorsa, bizler günahkar müminler olarak günde kaç yüz defa istiğfar etmemiz gerekiyor. İşte burada biz insanların, ve sahabe ile arasındaki fark ortaya çıkıyor. Sahabe efendilerimiz şöyle düşünürlerdi. O peygamber Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem günahsız olmasına rağmen günde yüz defa istiğfar ediyorsa, bizler günde kaç yüz defa istiğfar etmemiz gerekir? Bizler ise bugün yüz defa istiğfar etmek mi? O peygamberdi, tabii o yapar, biz peygamber değiliz ki diyoruz. İşte bizi sahabeden ayıran en önemli sebep. Gelin biz de sahabeleşelim. Bugünün Hollanda'nın, Avrupa'nın, tüm dünyada hangi ülkede bulunuyorsak bulunalım, oranın Ebubekiri, oranın Ömer'i, oranın Osman'ı, oranın Abdurrahman'ı radıyallahu anhum ecma'in olalım. Gelin onlar gibi düşünelim. Madem ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu yaptı, ben bunun kat kat fazlasını yapmam gerekir diye düşünelim. Ve bu tövbe istiğfar meselesine sahip çıkalım, sarılalım inşallah. Sizlere üç örnek verip Sohbetimizi burada tamamlamak istiyorum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tövbe meselesini açıklarken diğer birçok örnekte olduğu gibi bunu bir misal ile bizlere anlatıyor. Ve şöyle bir hikayeden bahsediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki: Bir adam düşünün. Çölde, ıssız bir çölde devesiyle birlikte yürümekte. Yiyeceği, içeceği devesinin üzerinde. Etrafta hiçbir şey yok. ıssız bir çöl. Ve düşünün ki bu deve kaçıp gidiyor. Sahibi artık ölüm korkusuyla oradaki bir ağacın altına yatıyor. Kendini uyumaya veriyor. Tabiri caizse artık yaşama ümidim yok ıssız bir çöldeyim, devem yok, yiyeceğim yok, içeceğim yok, benim sonum geldi. Ve uyumaya başlıyor. Bir sese uyanıyor, bakıyor ki devesi geri gelmiş. Yiyecekler üstünde, içecekler üstünde. O kadar seviniyor ki, ey Rabbim! Sen benim kulum, ben senin Rabbinim buyuruyor sevinçten nasıl şükredeceğini karıştırıyor. Ey Allah'ım şüphesiz ki ben senin Rabbinim, sen benim kulumsun buyuruyor. Bu nasıl bir sevinç? Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki, günahından tövbe eden bir kul Allah'ı bu adamın sevincinden çok daha fazla sevinmiştir. Sevindirmiştir buyuruyor. Subhanallah. Rabbimiz Bizlere tövbe etmemizi söylüyor. Bununla kalmayıp bir de bu adamın sevincinden çok daha fazla sevinç gösteriyor Rabbimiz. Subhanallah. Böyle bir Rabbi bırakıp nereye gidebiliriz ki? Bu günahlarımız varken benim çok fazla günahım var demememiz lazım Rabbimize. O günahlara dönüp senden büyük Rabbim var o ki her şeyi affeder söyleyip o tövbeye sarılmamız gerekiyor. Gelin ikinci meselemize bakalım. Zümer suresinin 53. ayeti kerimesi. Birçok sahabe efendilerimiz tarafından Kur'an-ı Kerim'deki en ümit verici ayet olarak anlatılmakta. Allah Azze ve Cel bu ayeti kerimede bizlere şöyle sesleniyor. Şu inceliğe dikkat edin lütfen. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذ۪ينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ Ey Habibim buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam'a de ki de ki ya ibadiyellezine subhanallah ya ibadi buyuruyor Allah ey kullarım buyuruyor hangi kullarım ellezî buyuruyor ya ya ibadiyellezine esrafu ala enfusihim kendi nefislerinin aleyhinde Günahı işlemekte kendi nefislerinin aleyhine gitmiş olan, haddi aşmış olan kullarım. Allahu ekber. Ey günahkar demiyor. Ey zındık demiyor. Ey nankör diye seslenmiyor. O kadar günah işlemiş olmamıza rağmen ya ibadi ey kulum buyuruyor. Yani bizi affedeceğine işaret ediyor daha ilk cümleden. Subhanallah. Ey kendi nefislerinin aleyhinde haddi aşmış kulum. Ey kulum buyuruyor. La taqnatû min rahmetillah. Sakın ha Allah'ın rahmetinden ümitsiz olmayın buyuruyor. Allah'ın rahmetinden, merhametinden bağışlayıcılığından asla ve asla ümit kesmeyin buyuruyor. Subhanallah. İnna Allah yaghfiru zunube cemi'a. Allah ki muhakkak ki tüm günahlarınızı hangi günah olursa olsun şirk dahil. Çünkü o dönemin sahabileri sahabe olmadan müşrik değiller miydi? Allah'a şirk koşmuyorlar mıydı? Onlar dahi tövbesinden dolayı bu mevkiye yükselmediler mi? Hangi günahı işlemiş olursak olalım. Allah'a tövbe ettiğimiz sürece Allah Azze ve Celle bizleri affedeceğine dair söz veriyor. Ve şöyle bitiriyor. İnnehu huvel gafurur rahim. Muhakkak ki Allah gafur ve rahimdir. Gelin son örneğimize, son ayeti kerimize Ayeti kerimemize bakalım. Bu anlatacağım ayeti kerime Furkan Suresi'nin 70. ayeti kerimesi. Allah azze ve cel bu ayeti kerimede şöyle buyurmakta. İlla men tebe. Ancak tövbe edenler var ya. Allahu ekber. İlla men tebe ve amene ve kalpten iman edenler var ya ve amile amelen salihan sadece sözde iman etmiş olanlar değil tövbe edip kalbinin en derininden Allah'a iman edip sonra da amel üstüne amel katanlar var ya kalbim temiz deyip de amellerden uzak duranlar değil demek ki kalbimizin temiz olmasını istiyorsak bunu tövbeyle, imanla, amel üstüne amelle süslendirmemiz gerekiyor. Allahu Ekber. Bakın müjdede ne var? İlla men tâbe ve âmene ve amile amelen salihan. İşte bunlar feulâik. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Lütfen buraya çok dikkat verelim. Feulâike <laughs> yubeddilullah. Allah, onlar için çevirir. Neyi çevirir? Neyi çevirir Allah? Fe ulaike yubeddilullahu seyyiatihim hasenat. Allah azze ve cel o tövbe eden kullarının bütün işlemiş olduğu günahları hasenata, sevaba çevirir. Subhanallah. Bir saniyelik dahi olsa gözlerinizi yumun ve bugüne kadar işlemiş olduğunuz o en büyük günahı işleyin. O en büyük günahı düşünün. Şimdi gözlerinizi açın. Allah azze ve cel tövbe ettikten sonra o günahı dahi affedecek. Bu Allah azze ve cel'lenin kuluna vadidir. Ve ken Allahu gafurur rahima. Çünkü Allah gafur olan, çok çok bağışlayıcı olan ve rahim olan o müminlere cennetinde hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın duymadığı şeyleri verecek olandır. Şu iki isimle bitirelim. Allah Azze ve Celle'nin bu gafur ismini zikrettik ya, çok çok affeden dedik ya, bir de Rabbimizin El-Gaffar ismi vardır. Günahları çok çok değil, günahları tekrar tekrar çok çok affeden. Demek ki Rabbimizin kapısı her daim açık. Demek ki bu tövbe kapısı her daim açık. Bugün birçok ülkenin bu malum virüsten dolayı kapılarını kapattığı o dönemde gelin bu ebediyen kapanmayacak kapıdan, tövbe kapısından giriş yapalım ve Rabbimize samimiyetle günahlarımızı itiraf ederek ondan pişmanlık duyup bir daha dönmemek üzere söz verip af dileyenlerden olalım. Rabbim bizleri az önce saydığımız özelliklere sahip olan ve sonunda o cennete giren mümin kullarından olabilmeyi nasip eylesin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin el-Fatiha.